Merhaba oyunseverler, merhaba canlarım. O beklenti, o yıllar süren serzeniş. Artık çek şu oyunu, Allah'ın belası dedin diye duyar gibiydim. Fakat kendimi defalarca sorguladım. İnsanlar izlediği şeyden devam etmemi istiyor. İnsanlar bunlara like atıp abone oluyor. Benim de bu yolda ilerlemem lazım dedim ama uzun zamandır pazar günü video atmadığımı gördüm ve dedim ki pazar günü böyle bir seri başlatsam belki de sevilir ve kimse şikayet etmez. Bugün sizlerle tam 500 tane videosunu çektim. Artık oyunda yapılabilecek her şeyi yapıp 2019'da bitirdiğim oyunuma geri döndüm. Daha doğrusu ben bu oyunu sizin de görmüş olacağınız gibi zaten oynuyordum ama sizlere videosu gelmiyordu. 6000 kupaya defalarca çıktık ama bu sezon yeni bir sezon ve şimdilik 5300 kupadayım ve sizler için böyle 4 tane sandık biriktirdim. Bunun biriktirmesinin ne kadar zor olduğunu hepiniz biliyorsunuz ama ben öncelikle güzel kardeşim şuradaki ödüllerimi açmak istiyorum. Bunları da sizinle açmak istedim. Tabii bunlar tabii hiçbir şey. Önemli olan ilerideki çıkacaklar yukarıki kupalarda. Vallahi hocam gerçek anlamda konuşmak gerekirse elime çayımı alıp bolca konuşup bolca oyun oynamayı çok özledim. Mesela şimdi bu efsanevi sandığı yapıştıralım. Çok özledim. Ben ne çıkacağını tahmin ediyorum. Golem. Yok o kadar unutmadım oyunu. Yok şaka. Ya, gece cadısı çıkar bence. Gelsin. O kadar unutmuş olamam oyunu yani. Golem de çıkarsa tuhaf olur. Allah. Balık adam. Balıkçı çıktı. Ben bunu hiç geliştiremedim. Daha doğrusu ben size hesabımı da göstermedim. Ben koç menisi, cehennem ejderhası ve haydutla oynuyorum. Bir de benim bir üst silah şöyle destem vardır yaşlanmayan. Genelde bunlarla oynuyorum ama tabii çok fazla geliştirdiğim de şey var. Hemen böyle şunları da açmaya devam edelim hocam. Bugün sizin için bayağı sandık biriktirdim. Hepsini açmak istiyorum. Mesela dev sandıktan efsanevi çıktığını en son gördüğümde sene 2017 idi. O kadar o oldu, çok oldu. Ben çıkmadı mesela. Şaşırdın mı? Hemen şu altını da yapıştırdım. Oğlum çok tuhaf hissediyorum şu an bunu oynarken, video çekerken. Çok uzun zaman olmuş gibi. Bir gençleşmedim mi şu oyuna girdiğim anda? Fark ettin mi? Bir gençleştim. Hocam hemen şunları da açalım, ücretsizleri. Ya ben oyuna para yatırmıyorum uzun zamandır. Yani yatırma ihtiyacı da duymuyorum. Sanki para yatırmayınca bazı şeyler daha zevkli oluyor gibi geliyor bana. Ya tabii ki yatırana da saygı duyuyorum. Zamanında ben de videolar izlensin diye yatırdım ama şu an öyle bir amacım yok. Şu an muhabbetimi izletmek, sizlere pazar sabahları böyle bir seri sunmak istiyorum. Geçmişe götürmek. Ben de biraz kendim geçmişe gitmek istiyorum. Hemen böyle bunları da açtıktan sonra sonunda sizin için biriktirdiğim dev sandık ve büyülü sandıkları açabilirim hocam. Sonra da güzel güzel maçlar atalım istiyorum abi. Tertemiz böyle vurdura vurdura maçlar atalım. Vurdurmayı yanlış anlama. Bak 4 yazıyorsun, vermiyorsun, sonra canım sıkılıyor hacı. Ya 4 yazma ya da ver. 4 yazınca biliyorsunuz olasılığı var efsane vermetini. Ver oğlum. Bak yine 4 yazıyor. Demek ki artık 4 yazıyor. Elektro dev, bunu da geliştirmedik. Bu da yeni bir kart. Ve mini Pekka, bana asla mini deme, asla mini olduğumu düşünmüyorum. Büyülü sandıklara geçelim. Bunlardan efsanevi çıkma olasılığı gayet yüksek biliyorsunuz. Çok da yüksek değil ama. Yani ben 5 tane açıp bir tane çıkartamayan arkadaşım da var. Evet, YouTuber. Let's go! Allah belanı versin. O kadar da heyecanlandırdık. O kadar insanları beklentiye soktuk. Çıka çıka ejderya çıkıyor. Ejderyayı nereme sokam? Let's go, sonuncuyu da açıyoruz hocam. Bitiriyoruz bu işi. Maçlar atıyoruz, muhabbet ediyoruz. Bundan sonra ne göreceğinizi, ne isteyeceğinizi konuşuyoruz ve bundan da çıkmadı. Yani Allah'ın belası adam. Bu kadar sandık biriktirdin günlerce, haftalarca. Çıka çıka sana oradan bir tane efsanevi sandıktan çıktı. Şöyle hesabımı hızlı bir göz attırayım sizlere. Biliyorsunuz artık metalar var. Meta kartlar oluyor her sezon başında ve benim de şöyle max kartlarım var. Çoğu max aslında ama çoğunu da geliştirmedim. Yani biliyorsunuz çok fazla kart olunca da eşitlik çok iyi oyun olmuyor. Bu benim için tam bir dengeli destek. Kupa kasarken genelde bunu kullanıyorum. Bir taç almamı çok kolay sağlayan bir destek ama defans yapmak daha önemli tabii benim için. Hemen bu desteğiyle sizlere bir maç atmak istiyorum. Sohbetimize başlamak istiyorum hocam. Bundan sonra bu seri devam etsin mi ya da bundan sonra hangi oyunu görmek isterseniz benim için çok önemli. Çünkü dediğim gibi tamamen beklentisiz bir şekilde başladım bu seriye. İzlenecek mi bilmiyorum. Abone gelir mi bilmiyorum ama yine de deneyeceğim yani. Ben de kendim zevk aldığım şeyler yapmaya devam edeceğim YouTube kanalımda. Birazcık insanlar artık hadi şunu çek, hadi bunu çek deyince kendimi böyle çok kısıtladığımı hissettim. Bak erkeğe bak lan, onun bu taktikler bize yapılır mı lan kavuçuk? Barış abi ne yaptı o taktikleri zamanında?
Hemen diyor ki abi ben diyor silahçıların önüne diyor bir tane koç başı koyarım diyor. Oradan diyor beleş 3 taş diyor bak. Şuna bir ok attak iş yapar mı? Yapmadı, yapmadı. Olsun oradan bir tane daha ekmek aldık hocam. Biraz sakinleşelim. Sakinleşelim. Oyunumuzu çok agresif oynamayalım. Şimdi şuraya doğru bir tomruk dağıtılabilir. Evet o tomruk her şeyi iş yaptı. Çok güzel iş yaptı. Onu da aldım. Bakın şimdi hata. Yallah. Clash Royale bilmeyenler için, benim yeni kitlem için de şunu söyleyeyim. Oyun aslında bir satranç oyunu benzeri tarzı bir oyun. Yani buradaki mantık rakibinizin kartları sizin kartlarınıza üstün gelmesi. Gerçi benim kartım rakibin kartına üstün gelsin. Niye 12 bana üstün geliyor? Ya amaç bu. Karşı tarafın taçını yıkacaksın, bitireceksin oyunu. Tabii hala oynayan kaldıysa. Bu arada gerçekten bayağı da bir oyuncu kitlesi var Türkiye'den. Ben Türkiye sıralamasına giriyorum ama böyle 300'lerden yukarıya çıkamıyorum. İlk 1000 olmuş sıralama. O 1000'in böyle üstüne çok da çıkamadım ya. Yani. İlk 300'leri gördüm. Onun dışında çok da wow sıralama kasamadım. Yıldırım ona yetişsin. Evet yetişti. Süper oldu. Buradan Hayzut'ta bir counter daha yapalım. Ulan hala şiir gibi oynuyorum şu oyunu. Mal nalet olsun be. Badırt. Vallahi çok tatlı oynadım. Sizinle birlikte de 5300 kupaya çıkmak beni mutlu etti. Adam büyük ihtimalle saldı hocam. Bitirir o çünkü. Mahveder o çünkü yapma. Şimdi tomukla ve bununla bitireceğim. Bu arada 3 taç da uzun zamandır alamıyordum. Çok tatlı oldu benim açımdan. Böyle videoya başladık direkt 3 taç aldık. Her şey çok iyi gidiyor şu anda. Clash Royale videolarına geri dön demeyin sakın dönemem. Bunu yapamam. Gerçekten bir istek bu benim açımdan da. Gördüğün gibi 5300 kupaya geçtik ve şu amblemi de almış olduk yeni sezonda. Bir de sizlere diğer destemle bir maç atıp onunla muhabbet sunmak istiyorum. Bu desteği benden iyi oynayan kimse olduğunu düşünmüyorum dünyada. Çünkü yaklaşık olarak 4 yıldır oynuyorum bu desteğiyle. 4 yıldan biraz daha az olabilir. Yok 3 yıldır filan. Hemen 3 silah şürümüdü şöyle yapıştırdık arkadan. Bir deneyelim rakibi ölçelim diyor hocam. Bu arada rakipler de zorlu artık herkesin 13. seviye kartları, 13. seviye kuleleri var. Yani adam gördün mü direkt bir de egale etti oradan. Az önce bize yapılan Dachdi'nin aynısını yapmayı tercih ediyorum. Git sen oradan ben de buradan gideceğim. Hadi bakalım. Kim kimi çükerse. Hocam bu arada Haydut fena çalışıyor. Fena çalışıyor. Ben o tacı aldım. Bu tacı alamadı bence. Oo aldın aldın aldın. Helal ke. Ya bayılıyorum ya. Silahşör desteme gerçekten bayılıyorum. Bu deste daha çok ya iki taç alırım ya da alamam zihniyetinde bir deste. Üç taç almak zor ama iki taçı genelde başarıyorum bu desteyle. Hemen şöyle bir counter. Adam da çok sert başladı maça. Yani iki tarafta birbirini hiç affetmiyor. Ben buradaki Haydut'un vurmasına izin verip bir iksir toplayısı dikip böyle güzel bir counter'la gitmek istiyorum. Son bir dakika kala çünkü iksir iki katına çıktığı için ona göre bir counter'la ilerlemek istiyorum. Bu arada hala oynarken konuşabiliyorum. Çok YouTuber vardı zamanında. Ben bu videoları çekmeye başladığımda Clash Royale çeken çok fazla YouTuber vardı ve onlarda gördüğüm açıkta oynarken konuşamamalarıydı. Dedim ki ben oynarken konuşabiliyorum. Bunu PUBG'de de yapıyorum biliyorsunuz zaten. Bu benim bir ayrıcalığım galiba deyip onlara karşı bir YouTube kanalı açmıştım. Yani zaten bir sektörde bir açık grupta girmiyorsanız bu sizin salaklığınız olur. Hemen şöyle oradaki iş yapan makinelerimiz var. Bu ateş kurularını yememeleri lazım. Evet yine adam aynı stratejiyi denedi. Ben de aynı stratejiyi benzer bir strateji denemeyeceğim. Şuradan 3 taça doğru odaklanacağım. Bakalım onu counterlatırken şu taraftan da biraz vurabildiğimiz kadar vurabilir miyiz? Evet şu an çok iyi gidiyor. İstediğim gibi gidiyor. Adam şu an bayağı sersemlendi ama 3 taça gitmek zihniyetinde değildim. Bir eksik toplayısı daha dikeceğim. Çok iş yaptığını düşünüyorum az önce. O alev topunu niye öyle kullandı hiçbir fikrim yok. Bunu da vurdurtmama kararı aldım. Şimdiki 3 silah yok saldırımda hem iksir toplayıcım var hem de adamın alev topu yok. Yani adam çok eksilerde. Ya böyle bir atakla bana gelemezsin. Ben Barış Bıray'ım. Oğlum sen kime karşı oynadığını biliyor musun lan? Ulan bu adam 500 tane video çekmiş. Kaç saat oynamıştır bu oyunu sen düşün. Videolarımın dakikası zaten 5000 dakika yapıyor. Yani o kadar oynadım ki. Bu arada o zamanlar hatırlarsanız günde 2 video bazen 3 video geliyordu. Ve hiçbir şekilde sıkılmıyorduk kimse. Ben tabi o günleri özlüyorum ama o günlere de dönmek şu an evliyim, çocuğum doğacak, mümkün değil. O zamanlar böyle hayatım YouTube'du tam anlamıyla. Şu an biraz daha böyle kendime vakit ayırdığım zamanların içerisindeyim. Tabi herkes şu an eskiden işkolikti. Şu an daha çok insanlar kendine vakit ayırmaya ve daha farklı şeylere
zaman ayırıyor acı. Yani şu an evinde herhangi bir dijital eşyası olmayan insan kalmadı ve iki taç destesi diyorum, iki taç alıp maçı bitiriyorum. Bak, ağzımdan çıkan her kelimeye bak. Hocam inanılmaz zevk aldım, 31 kupa aldım. Tam anlamıyla 2'de 2 ile başlamak da gerçekten beklediğim bir şey değildi. Benim çok zevk aldığım bir oyun ve yıllar boyunca oynayıp sizlere videolarını sunup hatta bugünlere gelmemde en büyük etken oyunlardan bir tanesini sizler için oynadım. Ben bu seriye hiçbir zaman sponsor almayı düşünmüyorum ve sizlerle birlikte sizin istediğiniz oyunlar yönünde Eski Pazarlar serisini sürdürmek istiyorum. Umarım siz de beğenip beni destekleyip bu serinin devam etmesini sağlarsınız. Umarım sizleri birazcık da olsa eğlendirebilmiş ya da bu oyunu gören, duygulanan arkadaşlar olmuştur. Hepinizi kocaman öpüyorum. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.